Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hali hazırda düşüşte olan sıfır otomobil fiyatlarını konuşacağız. Biliyorsunuz artık Aralık ayına girdik. Aralık ayına girmemizle birlikte pek çok şirket fiyatlarını tekrardan düşürdü arkadaşlar. Aslında bu biraz mantıksız gelebilir size. Çünkü baktığımız zaman enflasyon sürekli yükseliyor. Hayat pahalılığından bahsediyoruz. Enflasyonun yükseldiği yerde neden sıfır araba fiyatları düşüyor diye sorabilirsiniz. Malum ülkemizde normal şartlarda enflasyon yükseldiğinde, döviz kurları da yükseldiğinde biz otomobil fiyatlarına zam gelmesine alışırız. Ama son 3 sene içerisinde otomobil fiyatları öyle bir arttı ki arkadaşlar, artık piyasa daha fazla artışı kabul edemiyor ve son dönemde alınan önlemler neticesinde de otomobil fiyatları hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bakın, buna çok basit bir örnek vereceğim sizlere. Halihazırda Hyundai i20 arkadaşlar, biliyorsunuz, makyajlanmıştı ve bu makyajlanmış kasası Türkiye'ye geldiğinde liste fiyatı 975 bin liraydı ki bayiler bunu 1 milyon 10 bin Türk lirasına veriyordu son tüketiciye. Yani üzerine bir 25-35 bin kadar kendileri katıyorlardı. İşte bunu da sizlere delik olduk. İşte ne bileyim, pastacıyla, bu biliyorsunuz PPF korumalar var. Bu PPF korumalardan yapıyorlardı. Sonuç olarak sizlere bir 25 ya da 35 binlik servis faturası çıkartıyorlardı. Dolayısıyla bu fiyatlar şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? 850 bin liraya kadar düştü. Yani sadece 2 ay içerisinde bir 160 bin liralık düşüş söz konusu oldu ki şöyle bir durum da söz konusu. Bayiye gittiğiniz zaman pazarlık payı da bırakıyorlarsa, yani bakıyorsunuz liste fiyatı 850 bin gidip bayiyle konuşuyorsunuz ve bu fiyatta da indirim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ne oldu da otomobil fiyatları böyle düşmeye başladı? Hemen bunu da sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz kredi taksitleri sınırlandırıldı arkadaşlar. Artık siz otomobil kredisi çekmek isteseniz bile birçok otomobil için sadece 12 ay vadeyle kredi çekebiliyorsunuz. Ki zaten siz de televizyon reklamlarında görüyorsunuzdur. Artık otomobiller için reklamlar tekrardan dönmeye başladı satışlar durunca. Bakıyorsunuz işte atıyorum 300 bin liraya 12 ay, 200 bin liraya 12 ay, 100 bin liraya %0 12 ay faiz gibi pek çok kampanya söz konusu. Fakat siz gidip bir bankadan kredi çekmek istediğinizde faiz oranlarının 3'ün de üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla burada pek çok otomobil bayisi kendi finansman desteğiyle sizlere düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar, araba satışları zaten ikinci elde durmuş durumda. Yani ikinci elde artık yaprak kımıldamıyor desek yeridir. Çünkü faizler biliyorsunuz %40 açtı. Dolayısıyla parası olanlar araç satın almak yerine faize yatırıyor. Bugün faize yatırdığınız 1 milyon Türk lirasının 3 aylık getirisi 100 bin lirayı aşmış durumda. Yani arkadaşlar, 1 milyonunuzu faize yatırdığınız zaman sadece 3 ay içerisinde 100 bin lira kazanıyorsunuz. Hatta 100 bin liradan da fazla kazanıyorsunuz. Yani size aylık olarak, takribi olarak 35-40 bin lira gibi bir getirisi oluyor 1 milyon Türk lirasının, ki bu günümüz şartlarında gerçekten çok güzel bir para diyebiliriz. Baktığınız zaman asgari ücret sadece arkadaşlar 11 bin Türk lirası seviyelerinde. Yeni gelecek olan zamlarla bunun 15-16 hatta 17 bin liraya çıkacağını söylüyorlar. Ki sadece 1 milyonunuz varsa oturduğunuz yerden arkadaşlar 40 bin liraya kadar para kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla hal böyle olunca kimse otomobil almaya yanaşmıyor. Hatta arkadaşlar, otomobili olanlar da otomobilini satıp parasını faize yatırmanın peşinde şu anda. Çünkü otomobiller artık bir yatırım aracı olmaktan çıkmış durumda. Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz otomobil fiyatları hızlı bir şekilde artıyordu. Dolayısıyla kapının elinde kalıyordu. Adam sıfır otomobilin üstüne para ödeyerek alıyordu. Daha sonra onu liste fiyatının 200 bin, 300 bin üzerine fiyatlarla satıyordu. Dolayısıyla güzel paralar kazanıyorlardı. Ama şu anda otomobil alanların otomobiller ellerinde kaldı. Bir de hala ilanlara liste fiyatının üzerine fiyat yazıp yok ekstralar fiyata dahil değildir diye salakça ifadeler koyanlar var. Yahu bayi liste fiyatlarını düşürmüş, üstüne demiş ki gel bayide de pazarlık yaparız. Sen hala yok ekstralar fiyata dahil değildir, yok bilmem nedir. Yani artık bu devir bitti arkadaşlar. Şu anda istediğiniz otomobili bayiden gidip sıfır bir şekilde rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Tesla bile arkadaşlar, çıkın bakın trafiğe, Şahin'den fazla Tesla göreceksinizdir. Neden? Çünkü şu anda Tesla bile
direkt olarak teslimatı gerçekleştiriyor. Yani girin internet sitesine, satın alın, hemen size otomobilinizi teslim etsinler. Bu dereceye gelmiş durumdayız. Otomobil fiyatları önümüzdeki süreçte düşmeye devam eder mi? Bunu biraz kestirmek güç. Malum önümüzdeki ay, yani Ocak ayında yeni asgari ücret falan belirlenecek arkadaşlar. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte yeni maaşlar da, daha doğrusu zamlı maaşlar da netleşmiş olacak. Öngörü, yani beklenti arkadaşlar, %40 ile %50 arasında asgari ücrete bir artış yapılacağı yönünde. Bu artış asgari ücretin en az 16 bin, yani burada 16 binin aşağısına düşmesini kimse beklemiyor arkadaşlar. 15 bin falan olmasını kimse beklemiyor. Malum bu yıl asgari ücreti tek bir zam yapılacağı için en düşük asgari ücretin muhtemelen %50 civarlarında olmasını bekliyorlar. Bu da yani 16-17 bin lira yapacak maaşları deniliyor. Maaşların 17 bin olduğu dönemde tabii ki diğer maaşlar da artacaktır. Adam atıyorum 20 alıyorsa belki 30 olmaz ama işte 27-28 almaya başlayacak. Ya da daha yüksek rakamlar almaya başlayacak. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda önümüzdeki süreçte otomobil fiyatlarına da bu zamlarla orantılı olarak bir zam gelebilir mi? Ben sanmıyorum arkadaşlar. Yani şimdi 1 milyona satılan bir atıyorum sallıyorum Clio. Kalkıp da 1,5 milyon olmayacaktır. Ya da 100 olmayacaktır bir ay içerisinde. Muhtemelen ufak bir zam gelebilir. Nedir? 10 bin, 20 bin, 30 bin bu tarz zamlar gelebilir ama kalkıp da %10, %20'lik bir zam geleceğini ben hiçbir otomobile sanmıyorum. Zaten yaprak kımıldamıyor. Zaten otomobil satışları durmuş durumda. Bu periyotta böyle bir zamın gelmesi de çok mantıklı gelmiyor bana arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte otomobil fiyatları biraz daha düşebilir mi? Evet düşebilir. Sakın arkadaşlar sarı sitedeki fiyatlara aldanmayın. O fiyatlar otomobil yok gerçekten. Yani şöyle diyeyim sizlere, atıyorum adam 1 milyon yazmış ya. Siz adama 800 bine okeyim deyin, adam tamam diyor yani. Böyle bir durum söz konusu şu anda. Ama dediğim gibi banka faizleri son derece yüksek. Hani otomobil almak yerine acaba bankaya paramı yatırsam daha mı mantıklı olur diye sorarsanız, bu da sizin için elverişli olabilir. Çünkü görüyoruz otomobil fiyatları bir yere gitmiyor. Aksine daha da düşüyor. Yani sizin paranız bankada atıyorum 1 ay 2 ay dursa sizin cebinize 100 bin lira fazladan para girecek. Belki o süreçte otomobil fiyatları biraz daha düşebilir. Ve siz bu bağlamda 200 bin lira falan kar edebilirsiniz. 1 milyonluk bir otomobil üzerinden konuştum. Dolayısıyla özetlememiz gerekirse otomobil fiyatları önümüzdeki süreçte düşmeye devam edebilir. Aceleci davranmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Acele etmeyin. Biraz işleri ağırdan almakta fayda var. Yine de tabii ki ya benim acil ihtiyacım var diyorsanız, acil otomobil ihtiyacım var diyorsanız o zaman diyecek bir şey yok. Tabii ki otomobil satın alacaksınızdır. Ama dediğim gibi bayiye gidip pazarlık yapmadan da otomobil almayın. Yani bir otomobil markasını daha doğrusu 10 tane bayi satıyor olabilir. Bunların hepsine uğrayın arkadaşlar. Tembellik yapmayın. Çünkü sonuçta böyle 10 bin, 20 bin, 30 bin gibi indirimler almanız da söz konusu. Eğer sizlerin de bu konu hakkında yorumları varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.